Evet, merhabalar Onur. Merhaba. Merhabalar, en sonunda başardık. Senin uzandan beridir söyleşi yapmak gerekiyordu. Gerekiyordu diyorum çünkü biliyorsun Türk İşi Kovboylara başladığımdan beridir. Yaklaşık 2 sene geçti. Aslında bunun geçmişine de baktığımız zaman, hani benim işte sadece siteden bahsetmiyorum, yani geçmişe baktığımız zaman sanırım içerik üretmekte en fazla destek olan insanlardan bir tanesi sensin. Yani şöyle bir 15-20 kişiden bahsedeceksek onun içinde her zaman için yer aldın sen. Ama bu senin giriştiğin olaya ve daha doğrusu yaratmak istediğin o güzelliğe dönük en sonunda bir program yaptık diye düşünüyorum. Teşekkürler. O nedir peki? O zaman ben kamerayla göstereyim. Tanto. Buradan ters gözüküyor gerçi ama tamam, evet. Sen de daha düz gözüküyor, evet. Tabii ben biliyorum nasıl başladı, nerelere gitti, neler geçirdin o dönemde ama radyo programında özellikle senin bu Tanto hikayene biraz anlatmak istiyorum. Böylece seni tanıtmış olacağız. İlk baştan istersen şöyle başlayalım işte. Onur Çetin Cengiz kimdir? Bizim tanışıklığımız seninle aslında Kilink'ten kaynaklanıyor ilk. Seni ilk tanıdığım aslında hani süper kahraman Kilink. İstersen bir oralardan başlayalım. Oralardan nerelere geldik onu da görmüş oluruz. Valla ben 2006 yılında biliyorsun abi, kısa film çekmeye başladım. Evet. Bir tane Metaverse diye bir Star Wars denemesi kısa film yaptım. Ondan sonra bir korku denemesi kısa film çekmiştim, Canavar diye. Biz o zaman tanıştık. Evet. Seninle. Ondan sonra bir Ölüm Dosyası diye bir film yapmıştım. O da festivallerde gösterildi. Hepsi tabii deneme filmleriydi. Ondan sonra Yeşilçam AŞ olarak ikimiz bir film yapacağım diye sana bahsetmiştim. Hatta bir röportaj yapmıştık seninle. Altın Çocuk Türkiye karşı diye. O filmi, kısa filmi çektikten sonra o kısa film benim kısa film olarak inanılmaz yerlere gitti bence. En azından bir televizyonda bile gösterildi. Bursa'da bazı yerel kanallar haberimizi yaptı. Ondan sonra festivallerde gösterildi. En son ATV'de çekip Bakalım yarışmasında gösterildi. Bence bir kısa filmin ulaşabileceği bir yerlere ulaştı. Yani sonuçta bir kısa film çekip de bütün Türkiye'ye seyrettirmek bence başarıdır. Bu imkanlarla ben bir kısa filmi çektim ve Türkiye'ye seyrettirdim. Bence bu başarı. Ondan sonra şeyde bu dış yapımlar vardı. ATV'de bu yarışmaya, benim katıldığım yarışmayı çeken bir dış yapımlar ekibi vardı. Bana şey dediler, Onur bu işi yarım bırakma. Bir dizi projesi yaz, bunu çekelim dediler bana. Hani senin kalemin güçlü, bir şeyler yaz çekelim dediler bana. Şimdi benden de hani normal şu an şeyde televizyonda yayınlanan bir Türk dizisi bekleyemezsin herhalde. En azından da ben yazamam böyle bir şey. O yetenekte görmüyorum kendimi. Ben de Tanto'yu yarattım o zaman. Ne zamandır aklımdaydı, ne zamandır dönüyordu. Ama kısa film yapma imkanım yoktu zaten. Öyle bir Vahşi Batı'da geçen bir kısa film yapma imkanım yoktu o zaman. Dizi yaparım diye düşündüm. Ondan sonra yazdım ama işte hayat girdi araya. Evet. O zamanlar bir süre beklemem gerekti. 3-4 sene beklemem gerekti. 3-4 sene sonra bir şekilde nasıl oldu? Bizim bazı yerlerden destekler aldım. Aldığım desteklerle bir 0. sayı çıkartayım dedim Tanto hakkında. 0. sayı 12 sayfadan oluşan bir çizgi romanını yapayım dedim. O olmadı. Çizen arkadaş beceremedi. Ondan sonra Ahmet Torun diye bir arkadaş var. O sağ olsun kendi Facebook'unda, Instagram'ında yayınladı. Böyle bir çizgi roman çıkartmak istiyor arkadaş. Destek olur musunuz diye. Ve bir sürü genç çizer arkadaş beni aradı. Benden hikaye almak istediklerini, benimle çalışmak istediklerini söylediler. Evet. Ondan sonra ben de 7 tane kısa hikaye yazdım. Aslında 10 tane hikaye yazdım da 7 tanesini kitaba koyabildim. Tabii kitabın basım aracı süreci de apayrı bir süreç. Şöyle oldu. Yayın evleri basmak istemediler, güvenmediler. Ondan sonra ben kendi imkanlarımla bastım. Kendi imkanlarımla attım. Ondan sonra Facebook'ta hiç beklemediğim bir ilgiyi gördü kitap. İnsanlar akın ettiler. 1000 tane bastırdım. Yani baskısı bittiği gibi bir şey. Şu an elimde 100 tane kitap kaldı. Evet. Tabii Tanto dediğimiz zaman konuyla ilgilenenler Tanto'nun 3 aşağı 5 yukarı ne olduğunu biliyorlardır. Ancak genel dinleyiciye anlatmamız gerekirse Tanto bir kovboy çizgi romanı. Değil mi? Kısacası böyle tanımlarsak daha doğru olur diye düşünüyorum ben, değil mi? Ama bunun detaylarını tabii senden, yani mesela neden Tanto? İşte ben bu programı yaparken bana genellikle sorulan ya da yönetmenlerin bana varyansın ettiği bir nokta var. Herkes onlara diyormuş ki Türkiye'de kovboy filmi çevrilir mi? Ben de sana sorayım. Türkiye'de kovboy çizgi romanı yapılır mı? O konuda ben çok eleştiri aldım. Hani neden Türkiye'de geçmiyor, neden Türk değil, neden işte Osmanlı'da geçmiyor falan. Evet. İlk başta ona cevap vermek gerekirse şimdi Türk çizgi romanında, sen de ben de iyi biliyoruz, Türk çizgi romanındaki ana karakterler genelde karakter değil, yani karakterdir de tiptir biraz ya. Yani çok iç, yani o şöyle mesela biz Türk olduğumuz için bir Türk kahraman acı çekemez, bir Türk kahraman yanlış yapamaz. Evet. Onunla ben şuna bağlıyorum, yani 70'li yıllarda ya da 60'lı yıllarda çıkmış biliyorsun Kara Murat olsun, Tarkan olsun, işte Kara olan olsun. Onlar da Türk toplum, Türk gençliği bence özgürlüğü bulmuşlar. Yani o yüzden kendi hayallerinde yaratmışlar kahramanları, kendi hayallerinde yaşamışlar. Ve hep olmak istedikleri gibi olmuş Kara olan, Tarkan, Kara Murat. Yani idealize edildiğini düşünüyorsunuz. Efendim? Yani idealize edilmiş karakterler sonuçta bir şekilde. Hatasız tipler. Yani onlar mesela acı çekmezler, hata yapmazlar, yanlış yapmazlar. Yani anti kahraman bizim için girmemiş sonuçta. Tabii. Aşık olmazlar. Evet. Hata yapmazlar, öyle karakterler. Yani bir karaktere acı çektiremezsin. Kara Murat'a acı çektiremezsin. Bir Tarkan acı çektiremezsin. Ben külliyatını okudum. Karaoğlan'ın hiç acı çektiğini görmedim. Yanlış yaptığını da görmedim. Hata yaptığını da görmedim. Ama o yüzden Türk olmaması benim için daha iyiydi. Ve western filmlerini seviyorum. Hı hı. Özellikle spagetti westernleri seviyorum. Şöyle dedim ben hayatım boyunca, keşke şöyle olsaydı. Hani bugüne kadar bu kadar İtalyanların çektiği, İtalyan yönetmenlerin çektiği kovboy filmlerini seyrettim. Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı dedim. Aklıma da bu Tanto karakteri geldi. Tanto bu arada İtalyanca'da galiba çok anlamına geliyormuş ama. Evet. Küçük samuray kılıcı anlamına geliyor. Hatta Tanto diye bir şarkı da var hatta. Giovanetti var. Dopolite del Mondo diye tanır Giovanetti'yi. Ama o Tanto da öyle bir şarkısı var. Hatta böyle bir tane fragman mı yapsam diye düşünmüştüm senin için. İşte öyle bir isim bulmam gerekiyordu. Ben de ismi Tanto ismi hoşuma gitti. Çünkü bir de tınısı hoşuma gitti. Hani onların yaptığı filmlerdeki karakterlerin isimleri genelde şeydir mesela, akılda kalıcı isimlerdir. Mesela Django, Ringo. Ben de böyle hani bir kere de isimde kalsın diye Tanto. Mesela Django, Ringo, Tanto. Oradan ismini Tanto koydum. Bu arada Türkiye'de yani çok ilginç. Özellikle bizden 2 kuşak öncesi ya da 3 kuşak öncesi hayatını bazı şeyler belki de çizgi roman belirlemiş onların. Yani Tom Mix'ler, Texas'lar, ondan sonra Kekosbiller. Ancak Türk işi çizgi roman hemen hemen hiç yok diyoruz. Suat Yalaz'ın var. Yani o da çok fazla tutulmamış Türkiye'de. Evet. Neydi o? Suat Yalaz'ın yaptığım ismi neydi? Tony Ringo. Evet. Tony Ringo vardı. Evet. Onun dışında sanırım böyle bazı işte dergiler... Boraks var. Fikret Kolum Boraks var. Fikret Kolum Boraks var. Onun dışında böyle küçük şeyler içinde yer almıştı. Hipnoz gibi dergiler diyebilirim. Onların içinde yer almışlar ya da işte Gırgır'da belki yer almıştır ama hani en kahraman Rıdvan bir şekilde kovboy karakterine büründüğü bir yer olmuştur falan ama karikatürize edilmiş tabii genellikle ve bir kahraman yok. Kovboy kahramanı yok. Yani tabii senin de önce bahsettiğin gibi bizim tarihi, kültürel, tarihi filmlerimiz içinde kovboylar yer almıyor falan diye belki ele alabiliriz ama öte yandan da çok etkisi olan, yani alt kültüre çok etkisi olan bir şey kovboy çizgi romanında. Buna rağmen o en önemli dönemde bile olmaması, yani 60'larda 70'lerde bile kovboy çizgi romanı çizilmemiş olması çok ilginçtir. Yani. Var aslında abi. Var da adını biz duymadık. Mesela Şimşek diye bir karakter var. O da benim gibi birisi. Ben gördüm, Şimşek diye bir karakter. Biraz Texas Tom Mix tarzında bir çizgi roman yaratmış. Kendisi bastırmış, kendisi dağıtmış. Kaç yılında peki? Araştırırsak buluruz. Kaç yılı peki? Kaç yıl olduğunu biliyor musun? Sanırım 2003-2004'lerde falan. Ya araştırırsak buluruz aslında. Hayır, yani yeni dönem doğru ama 60'larda 70'lerde bir tane falan derim olmuş. Onu çok ilgimi çekti benim. Yani. Ve dediğim gibi hani bu dönemde hani bizim biliyorsun fanzinler vardır. Ama fanzin işte ne bileyim 3000-4000 belki basılmış fanzin vardır ama daha ilerisine gidememiştir. Yani 1000 tane. Sen şimdi 1000 rakamını söylüyorsun. Çok değerli bir rakam o. Ha, şu soruyu sorayım bu arada konuyu dağıtmadan. 1000 tanesi bitince aynı şeyi basacak mısın yoksa o 1000 tanedir o kadar mı yapacaksın? İkinci baskısı olacak zaten mı? Bu sayı hikayeler bundan sonra birinci sayıya geçeceğim. Direkt Tanto ilk sayı. Okay. Tanto'nun neden Tanto olduğunu anlatan ilk sayı geliyor. Anladım anladım. Peki birazcık daha özel noktalara girelim o zaman. Şimdi özellikle Tanto'yla yapmak istediğin yani varmak istediğin nokta nedir? Hikaye olarak. 13 bölüm yazdım ben şu ana kadar. Hı. 13 bölüm gidecek. Ya şöyle bir şey aslında hani bir kahramanı ya da anti kahraman ya da bir karakterin neden kahraman olduğunu aslında kötüsü kahraman yapar. Bir insan vardır, bir karakter vardır ama onu kahraman kötüsü yapar ya da bir olay onu kahraman yapar. Hı. Tanto'nun ikinci sayısından itibaren öyle bir karakter girecek ki ortaya. Öyle bir kötü adam girecek ki. Hı. Ondan sonra zaten sayılar çok güzele gidecek yani. Şimdi ilk sayıda o yok. İlk sayıda Tanto'nun nasıl Tanto olduğunu anlatacağız. Hı. Ondan sonra ikinci sayıda öyle bir karakter girecek ki işin içine. Hatta Tanto'dan bile daha fazla sevecek bir karakter girecek işin içine. Ondan sonra gidecek. Yani olay ondan sonra 3. 4. 5. kitapta ondan sonra iyice kopacak iş. Yani biraz Yeşilçamvari bir yaklaşım yapmak istiyorsun. Kötü aslında filmin en iyi karakteridir. Gibi. Ya aslında şey gibi, hayat gibi aslında. Niye iyi, niye kötü? Yani Tanto neden iyi? Ya da bizim karakterimiz neden kötü? Aslında bizim bu kitaplarda hiç kimse iyi değil, hiç kimse de kötü değil. Yani hata yapabiliyorlar, yanlış yapabiliyorlar, yanlışı bile bile yapabiliyorlar. Öyle şeyler olacak ileriki bölümlerde. Yani o zaman Tanto'nun anti kahraman tarafının kesinlikle spagetti westernlerden geldiğini söyleyebiliriz değil mi? Tabii ki. Peki özellikle bir film seni etkiledi mi? Çizgi romanı yaratırken. Özellikle bir film etkiledi mi seni çizgi romanı yaratırken? Ya şöyle abi, Django'yu seyrettim. Ondan sonra Great Silence'ı seyrettim. Corbucci'nin filmlerini zaten biliyorsun nasıldır. Ondan sonra Leone'nin filmlerini seyrettim. Onun dışında bir sürü İtalyanların çektiği, İtalyan yönetmenlerin çektiği filmler var. Bir de Japonların yaptığı çok güzel samuray filmleri var. Evet. Mesela Shogun Assassini diye bir film var. Aslında o 6 filmdir. Morgan Cup şu an çizgi romanda çıkıyor. O 6 filmi Amerikalılar birleştirmişler. Shogun Assassini diye bir film yapmışlar. Onun dışında zaten biz 80'lerde biliyorsun Samurai Ninja filmleri de büyüdük. Tabii. Onların da etkileri büyük. Yani hepsinin aslında harman olup karşımıza çıktı. Yani ben öyle hepsi birleşti benim kafamda öyle harman olup karşıma çıktı. Mesela bu sadece şey de değil. Şeyi de söyleyemeyiz. Westernler değil. Ken Parker'ın da çok etkisi var. Tanto'nun çıkışını biliyorsun. Yok lafı oraya getirecektim. Sen çözülme. Biliyorsun ben Ken Parker hayranıyım. Ken Parker'ın da bende çok emeği var diyeyim yani. Şöyle mesela Ken Parker'ın da hikayeleri şeydir biliyorsun. Ken Parker hiç yoktur hikayede. Ken Parker sadece vardır. Bir olay örgüsü olur. Hı-hı. Bir olay vardır. Ken Parker hiç işin içinde değildir. Sadece orada durur. Çizgi romanlarında gördüysen de. Ken Parker'ın hikayelerinde de aslında iyi, kötü diye bir şey yoktur. Okey, güzel. Bilmiyorum okudun mu? Ya tabii canım yani. Judas'ı da severim bu arada ben. Ken Parker'ı da severim. Yani. Ya şeyler Judas, ondan sonra Jericho, ondan sonra o dönem çıkmış çizgi romanlar Ken Parker'ın yanında şey kalıyor. Biraz sönük kalıyor. Ken Parker'ın anlatım dili bilmiyorum başka bir çizgi romanda var mı? Ben görmedim. Ken Parker'ın anlatım dili bambaşka. Ken Parker daha böyle şey storyboard gibi aslında. Yani her Ken Parker sayısını bir film olarak çekebilirsin aslında. Hı-hı. Ya ben öyle görüyorum biraz. Ya hatta o yüzden hani şöyle bir şey söylerim işte çizgi romana yeni başlamış birisine Ken Parker önerilmezdir. Hani Ken Parker bir noktaya geldiğin zaman orada okuman gereken ve ben küçükken çok zorlanırdım okurken özellikle Ken Parker. Yani onun için Zagor hani daha iyi başlamak için daha iyidir derim. Eskilerde belki Tom Mix derdi ya da Pecos Bill derdi. Ken Parker ayrı bir şey. Yani sadece çizgi roman okumak da yetmez. Onu anlamak için birazcık da kitap okumak gerekiyor, film izlemek gerekiyor. Yani belli bir altyapının olması gerekiyor ki Ken Parker'ı oku. Yoksa anlayamazsın. Yani göndermeleri var. Hatta şöyle bir durum daha var bence. Bilmiyorum sen hemfikir olacak mısın ama işte bundan 10 yıl önce okuduğum bir Ken Parker'ı şimdi bugün okursan çok farklı tad alacağını düşünüyorum. Ben öyle oldum. Yani. Ya onun bir hikayesi vardı. Avcı ve Köpeği diye. Ben hayatımda ondan daha güzel bir kitap okumadım. Çizgi roman demiyorum yani okuduğunu bilmiyorum. Avcı ve Köpeği'nden daha güzel bir kitap okumadım. Anlatım harika. Ondan sonra Adah diye bir sayısı var mesela. Hı-hı. Zenci bir kızın hayat hikayesini anlatıyor. Ken Parker orada hiç yoktur. O zenci kız kendi hayat hikayesini anlatır mesela. Anlatım, çizimler müthiş. Yani normal bir çizgi roman okuru olmana gerek yok onu okumak için. Gerçi çizgi roman okuru de insanlara ayırmak da bence saçma. Çünkü bir hikayen varsa atıyorum anlatmak istediğim bir hikaye var. Onu yazarsan roman olur. Çizerek anlatırsan çizgi roman olur. Kamerayla çekersen dizi ya da sinema filmi olur. Ya da perdeye koyarsan tiyatro olur. Sadece çizgi romanın şeyi insanlar şöyle çocuk işi diye anlıyorlar. Ama aslında çizgi roman içine bir girse insanlar bir okusalar sinemadan bence bir farkı yok. Onun da bir anlatım dili o. Çizgi roman çizerek anlatıyor. Sinemada işte perdeye aktarıyorsun çektiğini. Tiyatroda da ne yapıyorsun? Sahneye koyuyorsun yaptığın işi. Tabii çizimin bir de imkansızlıklar açısından, gerçi artık günümüzde görsel efektlerden dolayı o ara kapandı ama özellikle 70'ler 80'lerde işte sinemaya yansıtılamayan şeyler bence, hatta 50'ler 60'lar da yani birisini uçurmak çok kolaydı o zamanlar çizgi romanda. Sinemada değil ama. Artık kolay ama. Ya tabii çizgi romanın o gücü var. Ben bizden dolayı mı bilmiyorum, hani onu kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum hep ama öte yandan filmler daha tercih ediliyor tabii artık. Ama ya, inşallah. Yani günümüzde şeyi tartışıyoruz artık işte. Filmler sinemada gösterilsin mi, televizyonda da izlenir mi bir tartışıyorsun hani. Onun için hani çizgi roman konusunda senin durduğun nokta çok daha değerli çünkü özellikle bu coğrafyada çok zor olan bir şeye soyunmuşsun aslında. Yani yeni bir karakter yaratmak istiyorsun. Ve ben şu anda biz bunun başlangıcında durduğumuzu düşünüyorum. Zaten onun için dedim biraz geç mi kaldık acaba diye düşündüm. Seninle görüşmemiz gerekiyordu. Çünkü Türk İşi Kovboylar dediğimiz zaman bu iş içinde sen de varsın. Teşekkürler. Yani çünkü Türk İşi Kovboylara ben Türk filmleriyle başladım. Türk sinemasında yer verilmiştir derken Türkiye'deki kovboy kültürüne bir şekilde dokunmak zorundasın. İşte oyuncaklara tabii ki giriyorsun. Ama her şeyden önemlisi çizgi romanlar. Çizgi romanların etkisi. Ya da bunların, yani bunu söylemem gerekiyor. Bir Amerikan kültür emperyalizminden dolayı biz çizgi roman severler o kovboy çizgi romanlarını okumuyoruz. Hikayeler için okuyoruz. Oradaki işte senin bahsettiğin antik kahraman. Bana şey de dendi, hani niye Türk değil, niye Osmanlı'da geçmiyor? Ben de şey cevap verdim mesela, Redkit nereli dedim. Mesela Redkit'in yaratıcısı Morris'te Belçikalı değil mi? Evet. Belçikalı mı, Fransız mı? Ben Fransız değil ama Belçikalı olabilir. Bir hata yapmadım. Belçikalı değil, Fransız mesela. Ken Parker'ın yaratıcıları İtalyan, Tex'in yaratıcıları İtalyan. Tabii. Ondan sonra hani bizim o çok sevdiğimiz kovboy çizgi romanları mesela Tex, dediğim gibi İtalyan, Ken Parker İtalyan. İyi, Kötü, Çirkin dünya tarihinin belki de en iyi kovboy filmi diye adlandırılabilir. Evet. Yönetmeni İtalyan Sergio Leone, çekildiği yer İspanya. Aslında bence o dönemde aslında çok büyük bir eleştiri var. Yani Amerikan emperyalizmi değil, Amerikan hayranlığı yok orada. Evet. Amerika'ya yapılmış bir eleştiri var. Mesela Tanto'da onu görecek insanlar, ilk sayıda görecekler. Hı. Yani Amerika'da o yıllarda o insanların neler yaşadığı, Kızılderililere neler yaptığı, onlara nasıl yok ettiğini çizgi romanlarla anlatıyoruz biz. Ki Amerikalılar bile kendi yaptıkları filmlerle kendilerini eleştirdiler. Soldier of Blue diye bir film vardı. Tabii. Gene Ken Parker'ın yaratılmasını ön ayak olan Jeremy Johnson filmi. Tabii, tabii. Küçük Dev Adam. Küçük Dev Adam. Hı-hı. Evet. Yani Amerikalılar da aslında kendi yaptıkları filmlerle kendilerini eleştirdiler. Biz de aslında hani Amerika'da geçiyor. Sen Amerikan hayranı mısın? Değilim. Tabii. Bu altını çizmek gereken bir konu oldu. Yani radyo programına başladığından beridir. Şimdi sen tabii burada üretim, yani yeni nesil üretim yapanlardan bir tanesi hani bu kovboy içeriğine. Hı-hı. Ve senin kat ettiğin yol da aslında ve geldiğin noktada aslında geçmişin de birazcık eleştirisinde yapmış oluyorsun. Çünkü neden? İşte bu eski Türk kovboy filmlerine baktığımız zaman hani bir furya sonuçta var ortada. Ama o furya hiçbir zaman için ya da çoğu filmde böyle estetik olarak güzel bir kovboy filmi sunma kaygısı aslında duymamış. Dönemin hızlı çekimlerinden faydalanmaya çalışmışlar. İşte senin gibi kovboy kültüne deli gibi hayran olan bir Ahmet Sert çıkmış. Kasabaları yapmış. Kendi imkanınla sen de çizgi romanını bastırıyorsun. Bu tip insanlar ortaya çıkmışlar ama yani onların hiçbirisi bahsettiğim gibi böyle bir özentilik diyelim noktasından ilerlememiş. Çünkü bu hoş bir hikaye var sonuçta. İnsana dair anlatılan pek çok şey var ve aslında senin bir romanın da insanların tanıması bu yönden istiyorum ben. Değişik bir yoldan giriyorsun çünkü. Hikayelerden ama sonu anladığım kadarıyla birazcık daha Ken Parker'la Zagor arası bir hikaye anlatışı olacak gibi geldi bana. Doğru mu? Biraz Punisher'da var işin içinde. Aslında şöyle bir şey var abi. Ben Tanto'yu yazarken birazcık da hani ülke gündemimiz var. Bunu çok anlatmıyorum insanlara. Anlattığım zaman da böyle saçma tepkiler görüyorum. Aslında ülke gündeminde cevap veremediğimiz bazı olaylar oluyor. Mesela bu Tanto kısa hikayeler de onlara da biraz tepki gösterdim ben. Hı-hı. Yani okuyan anlar, şu an yayında söyleyebilir miyim bilmiyorum ama hani kadın cinayetleri, çocuğa şiddet diyeyim. Hı, anladım. Yani Tanto'da birazcık bu bizim ülkemizde olan şeyleri de birazcık ben vahşi batıya taşıdım. Hani tepki gösteremiyoruz biz bazı şeyleri, ülkemizde yaşadığımız bazı şeyler. Atıyorum ki bir kadına, şiddete en fazla bizim gösterdiğimiz tepki Facebook'tan ya da Instagram'dan paylaşım yapmak. Sosyal medyadan diyeyim ya da. Anladım. Paylaşım yapmak. Olmaz olsun böyle şey falan filan, hashtag açık bir şeyler yapmak. Evet. Ama ben Tanto'dan özellikle kısa hikayeler kitabında, bu çıkan kitapta kadına şiddete de biraz tepki göstermek istedim. Hı hı. Çocuklara yapılan şiddet diyeyim, ona da bir tepki göstermek istedim. Tanto'nun ileriki sayılarında ülkemizde yaşanan bazı çarpık olaylara da tepki göstereceğim. Ya bunu çok sert dile getirdiğim için eleştiriler aldım. Ama böyle sert dile getirilmesi gerekiyordu bence. Anladım. Dilinden dolayı ben çok eleştiri aldım. Evet, dilini birazcık daha soft yapabilirdim, yumuşatabilirdim ama bu bizim ülkemizde yaşanan bu yanlış şeylere birazcık sert tepki göstermem gerekiyordu bence. Yani aslında alternatif basın yayını haline gelmiş oluyorsun ya da bir şekilde günümüzde kendi yayınlarını yaratabilen insanlar birazcık daha içerik üretmekte daha özgür olabiliyorlar diye söyleyebiliriz sanırım. Yanlış var mı? Kendin yap. Yani Amerikalıların söylediği gibi do it yourself diye de geçiyor ya. Müzikte, işte çizgi romanda, kitaplarda daha yayılmaya başladı bu durum. Günümüzde birazcık daha fazla. Yani işte internetten dolayı tabii hani seninle de ortak yayın yapıyoruz yani sinematik Yeşilçam'da sonuçta. Kendi yazılarını yazabiliyorsun. Belli bir filtreden geçirmene gerek yok. Hani hepimiz kendimiz nerede duracağımızı ya da nerede abartmayacağımızı, hakaret etmeyeceğimizi biliyoruz sonuçta. Ama farklı bir açıdan baktığın zaman kendi istediğini yapıyorsun. Bu güzel bir şey. Yani, teşekkürler. O yönden seni tebrik etmek istiyorum ben. Azminden dolayı tebrik etmek istiyorum ben. Çünkü zorlu bir süreç geçirdin. Çok iyi hatırlıyorum ben. Deneme yanılma çok fazla yaptım. İnsanlar genellikle bu deneme yanılmayı yapmıyorlar. Hani bir kere yaptım olmadı. Ya işte bunlar kötü, şunlar kötü eleştiriyorlar. Sen o deneme yanılmayı yaptın. Kendindeki hataları da belki gördün. Neleri düzeltmen gerektiğini de gördün ve sonuçta ortaya güzel bir şey koydun. Onun da karşını aldım bence diye düşünüyorum. Yanlışım var mı bilmiyorum ama. Yo, doğru söylüyorsun ya. Ben biraz sen var mıydın bilmiyorum. 2010'da Ferdi gelmişti kitap fuarına. Sen vardın diye hatırlıyorum yanımda. İstanbul'da yok muydu? Ha. 2010'da Ferdi geldi Türkiye'ye. Bir imza günü düzenleyecekti kitap fuarında. Biz gittik. Bizden 3 tane çizer var. Bir konuşma masası ayarlandı. Bizden 3 tane yazar çizer var. Yani çizgi romandan yıllarca ekmek yemiş 3 tane kişi var. Bir de İtalyanlardan 3 kişi var. 6 kişi bir konuşma yapacaklar. Biz de imza gününden sonra onların konuşmalarını dinleyeceğiz. Evet, aktörün düzenlediği o unutulmaz organizasyon diyelim. Evet, ben oradaydım. Abi bizim Türk yazar ve çizerleri 3 tane, yani hayatın çizgi romanını kazanmış 3 tane abimiz diyeyim, değerli ustamız, o kadar olumsuz konuştular ki Türk çizgi romanı hakkında. 2010 yılında hiç unutmuyorum. Hı. Yani dükkanı kapatıp gidelim, bitsin her şey gibi konuştular. Ondan sonra 3 yabancı konuşmacının biri Dail Dogun yaratıcısıydı, biri Ferri'ydi, öbürünü de hatırlamıyorum. O hatırlamadığım çizer, yazar, onda bir kitabı çıkmıştı. Kirli İşler'di galiba. O çıktı, çizgi roman hakkında çok güzel konuştu. Ondan sonra Dail Dogun yaratıcısı çıktı, dedi ki 1980 yılında dedi, ben de Dail Dogun'u yarattım. Bana dediler ki ne yapıyorsun? Çizgi roman bitiyor, hiç uğraşma bu işlerle. Yıl dedi 2010 oldu. 2010 oldu. Hala bak dedi, Dail Dogun'u çiziyorum dedi. Ondan sonra Ferri çıktı. Ben dedi 1950'de Zagor'u yarattım dedi. Yıl dedi 2010 oldu dedi. 60 yıldır Zagor'u ben dedi geliştire yayınlıyorum ülkeler arası. Yani düşün, insanlar arası. Demek ki üretince bir şeyler oluyor. Bizim ülkemizde de eğer ki üretirsen Yaparsan bir şeyler olur. Ben ona inanıyorum. Yani bir şeylerden kaçmamak lazım. Ya en kötü ihtimal cezalandırılırsın. Tabii tabii. Yani şey yapmaya gerek yok. Olumsuz konuşmaya gerek yok. Evet. Normalde benim çok olumsuz konuşmam lazım. Yayın evleri beni reddetti. İşte yeri geldi beni dalga geçtiler. Yayın evleri, Türkiye'deki çizgi roman yayın evleri. Ama yani onların dediği gibi değil. Onların bildiği vardır, benim bildiğim vardır. Onların bilmediği vardır, benim bilmediğim vardır. Evet. Hani onlar öyle diyorlar diye yoldan vazgeçmemek gerekiyor. Hani bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet, zorlu bir süreç. Ama vazgeçersen de olmuyor, bitiyor ya. Yani. Evet. Çok zorlu bir süreç. Şimdi tabii burada birkaç tane noktayı benim belirtmem gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ama bize ayrılan sürenin hani sonuna geldik gibi bir durum da var aslında. Montaj diyeceğim. Şimdi açık açık evdeyiz. İlk defa Onur'la yapmak istediğim görüşmeyi işte Zoom aracılığıyla yaptık. Kaydımızı öyle aldık ama tabii mikrofon noktalarından dolayı ikimiz de elimizdeki imkanları kullanmak zorunda kaldık ama bu programı yayınlamak istedim ben. Çünkü birincisi bir süreden beridir filmler üzerinden gidiyorum ama Onur'un Tanto çizgi romanını tanıtmak için hani şöyle bir 3-4 ay önce aslında bir program yapmamız gerekiyordu. Onur tabii Bursa'da olduğu için ben hani gelir İstanbul'a falan o biraz uzadı o süreç. Yani dedik hazır böyle bir imkanımız var. Birbirimizi rahat rahat bulabiliriz. Hadi bakalım çekelim dedik. Sesin kalitesinden dolayı tabii dinleyicilere özür dileriz. Elimizdeki imkanlar bu. Ancak sohbet önemli. Tanto çok önemli. Umarım birinci sayısı, ikinci sayısı onlarla siz farklı. Ha bu arada tabii çizgi romanları nereden bulabiliriz? Bunu söylemek gerekiyor aslında insanlara. Yani. Bütün çizgi romanların noktalarında var Türkiye'de. Eğer ki bittiyse oralarda. Ben ne zamandır İstanbul'a gidip dağıtımını yapamadım bu virüs olayından dolayı. Evet. İstanbul'a gitmem gerekiyordu ama bu şehirler arası yolculuklar kapalı olunca gidemedim. Eğer ki oralarda o dükkanlarda bulamazlarsa bana bir şekilde Facebook, Instagram'dan ulaşıp Onur Çetin Cengiz. Evet. Ya da Tanto'nun da bir Instagram adresi var. Tanto çizgi roman diye. Oradan bana ulaşırlarsa ben gönderimi yapabilirim kargoyla. Instagram'da, Facebook'tan Tanto. Yani Tokat'ın T'si, Adana'nın A'sı, Niğde'nin N'si, Tokat'ın T'si ve Ordu'nun O'su. Tanto. Evet. Böyle minik bilgi verelim. Büyülü dükkanda vardı sanırım değil mi Kadıköy'de? Bilmiyorum kaldı mı. Ha, yani ben en son... Anladım. Evet olmaya da bilir ama gene de bir baksınlar. Başka neresi olabilir? Mesela Avrupa yakasında. Arka bahçede var diye biliyorum. Gerekli Bakma. Şeylerde var diye biliyorum. Ondan sonra İlker Özer sahafta var diye biliyorum. Okay. Bursa Çizman'da var. Ondan sonra Eskişehir'de var. Zahiri'de. Ankara'da? Ankara'da Ertan Bey'de var. Tamam. Yani tüm Mersin'de var. Mersin'de bir çizgi romancı var. Orada var. Samsun'da var. Joker çizgi romanı var. Yani bütün Türkiye'de var. Okay, güzel. Yani bana ulaşmasa var. Türkiye'de var ama söylemek de gerekiyor ya. Çünkü bazen şey oluyor yani şimdi iletişim çok fazlalaştı aslında. Hani iletişim olanaklarımız çok fazla ama garip bir şekilde daralma da var. Onun için bazı şeyleri hem tekrarlamak gerekiyor hem de hatırlatmak gerekiyor sanırım. Ki o hatırlatmaları ne kadar yani çok sık yapmak da tabii iyi değil. Yani o zaman olmuyor ama hatırlatmak gerekiyor ara ara. Evet. Bunu da teşekkür ederim. Yani çizgi roman çıktıktan sonra değil, artık birinci sayılar gelmeden önce bir hatırlatma programı gibi de alırsan sevinirim. Evet, böyle olsun. Tamam. Tamamdır. Efendim, Onur Çetin Cengiz'le yaratmış olduğu Tanto çizgi romanı üzerine görüştük. Biz efendim Türk İşi Kovboylar Radyo programındayız. Açık Radyo'dayız, 94.9'da. Umarım bir terslik olmazsa hem bu görüşmeyi Facebook aracılığıyla hem yayacağız hem de YouTube'a da yükleyeceğim. Güzel oluyormuş böyle yan yana şeyler olunca ama da bakalım kalitesi nasıl olacak. Bir ses kontrolü de yapacağız. Çok teşekkür ederim tekrar Onur. Ben teşekkür ederim desteğin için. Çok sağ ol. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok destek oldun bugüne kadar bana. Çok sağ ol. Daha ne yaptık yani? Daha bu başlangıç değil. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim zamanın için. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz abi. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.